Hocam çiçek miyiz? Hocam güzel miyiz? Çok güzeliz, çok. Birlikteyken çok güzeliz. Muhabbetimiz çok güzel. Sevgimiz, samimiyetimiz çok güzel. İyi ki bir aradayız. Hocam yine mi demliyiz? Hep demliyiz, hep ince belliyiz. İzninizle arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Biz de 15 artı 10'a basarak sanatımızı icra etmeye başlayalım arkadaşlar. Güzel bir sanat eseri ortaya koymaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Derin sulara dalacağız. Bakalım ne gelecek, ne çıkacak karşımıza. Lobi kısmına da bakıyorum. Lobi kısmında 2007 düşük kalır. Ya küçümsemek için söylemiyorum ama düşük kalır. O yüzden basmayacağım. Biraz bekleyeceğiz. Evet hocam. Evet, güzel bir hafta olsun hepimiz için arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evet, keyifli günler, ince belli günler diliyorum. Hocam maç uzun sürüyor. Çayın soğumuyor mu? Ne yapalım? Garibanın keyfi de yani böyle oluyor arkadaşlar. Yani soğuyacak, ne yapalım? Çayımız tazelenmiyor ki yani. Nasıl ya? Nasıl tazeleyeceğiz? Hocam çaycın olayım. Çaycın olayım. Estağfurullah arkadaşlar, estağfurullah. Yani ne yapalım biz? Soğuk çay da içilmiyor mu zaten? İçiliyor. Soğuk ince belli mesela. Değil mi? Yeni bir akım yaratabiliriz. Ondan sonra ne gelen var ne giden. Kardeşim yani böyle beklemek de biraz can sıkıcı oluyor. Hocam herkes sanat icra etmekten uzak mı duruyor? Vallahi herkesin bir koşturmacası var tabii ki. Hızlı hızlı oyunlar daha cazip. Adrenalin daha yüksek geliyor insanlara. Aslında uzun maçlarda da adrenalin ne kadar yükselebildiğini sizler de görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Evet, bekleyeceğiz yani, bekleyeceğiz. Sabredeceğiz, sabredeceğiz. 10 artı 5'e basmak istemiyorum. 15 artı 10 oynamak istiyorum. Çünkü 10 artı 5'te yeteri kadar düşünemiyorum arkadaşlar. Biraz düşünmemiz lazım. Evet. 5 artı 5 var. Yok, 5 artı 5. O da rated'miş, şeymiş, rapid'miş, enteresan. Evet. Bakacağız. Elbet birisi gelecek canım. Bekleyelim bakalım. Lobi kısmına da basalım. Tekrardan. 10 artı 5 dönüyor. Hocam ne gelen var ne giden. Sen en iyisi 10 artı 5 aç. Yani 10 artı 5 de biraz hızlı kaçıyor ama açmayacağım diye de birazcık kendime tembih etmiştim. Biraz da bir elim arkadaşlar. Bak 25 artı 3 var. 25 artı 3. Bak bu olabilir. 25 artı 3. Buna basalım arkadaşlar. Sert bir oyun olsun. Sert bir oyun olsun arkadaşlar. 25 artı 3. Ritim yaparım. Güçlü rakibe karşı. Oo, classical olduğu için ratinglerimiz farklı. Ben classical ara ara oynuyorum. O yüzden soru işareti var. Dur bakalım. Dur bakalım. Rakip oynayacak mı bakalım? Ritimi yaparım. Keyfime bakarım. Evet, 15 saniye. Sorry yazdı. Sorry. Herhalde sorry I am noob yazdı. Allah Allah. Sorry I am noob. Üzgünüm, ben bir amatörüm dedi ve maçı bıraktım. Amatör olduğunu amatör olduğunu kabul etti arkadaşlar. Hay Allah ya. Vallahi şunu ekran fotoğrafını alayım da arkadaşlar sizlere gösteririm. Üzgünüm. Ben amatörüm. Senin kalemin değilim dedi. Ve maçı terk etti arkadaşlar. Hay Allah ya. Arkadaşlar korkmayın. Vallahi bak acımayacak. Söz hiç acımayacak arkadaşlar. Ne diyor şair? Gel 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 güzelim. Söz hiç acımayacak diyor. Bak ben de söz veriyorum. Hiç acımayacak arkadaşlar. Gerçekten bak sen de zevk alacaksın. Sen de keyif alacaksın. Satranç. Konumuz satranç arkadaşlar. Evet. Satranç oynayacağız. Satrancımızı icra edeceğiz. Sanatımızı icra edeceğiz. Rakibi fazla hırpalamayacağız. Rakibi üzmeyeceğiz. Ona da imkanlar vereceğiz. Zaten maçlarımda görüyorsunuz. Zaman zaman rakiplerime de fırsatlar doğuyor. Büyük fırsatlar doğuyor. Amatör gecesinde neler olmuştu ama arkadaşlar. Son maçı hatırlıyor musunuz? Final maçını. Kaybederken kallem ettim. Zaman baskısı altında rakibi ayakta tedavi ettim. İşte bu.
Ya kimse gelmiyor ama ya. Vallahi vallahi bırakacağım ya. Vallahi bırakacağım, oynamayacağım ha. Adam ben amatörüm dedi. Maçı iptal etti. 10 artı 5'i basacağız arkadaşlar mecburen. Hadi basıyoruz. 10 artı 5'te nispeten rakip gelme olasılığı daha yüksek. Evet. Yani adama zorla sanatını icra ettirmeyecekler yani. Bıraktıracak, sanatını bıraktıracaklar adama. Vallahi. Herkes hızlı. Şu an 54 bin kişi online. Ama bir kişi basmamış demek kişiye. 10 artı 5'i basan da yok. Bekleyeceğiz, ne yapalım? Kaderimizde ne varsa. Keşke düşük reytingliği bassaydık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakalım biz yine de. Puansız oynamak istiyorlar. Ben puansız niye oynayayım? Yani orada emek vermişiz. Puanımızı alalım. Amatör gecesini puansız yapıyoruz. O ayrı. Orada çünkü biraz eğlencesine takılıyoruz. Biliyorsunuz, eğlence, sohbet, muhabbet. Evet. Hocam, bu hafta yılın son haftası. Yılın son amatör gecesi. Var mı bir sürpriz? Belki. Belki olabilir. Hani sürprizleri seven biriyim. Bunu söylemiştim. Bakacağız. Caz yapmayacağız. Abi hadi ya. Bak 15 artı 0 var. 15 artı 0. 2126. Basayım mı arkadaşlar ya? Ekleme yok ama basalım. Bak ekleme yok. Ekleme yok. Ritim yaparım. Ekleme yok. Hızlı oynayacağız. Biraz tempolu oynayacağız. Rakibimizin ülkesi belli. Ülkesi Alceria. Yani Arnavutluk mu oluyor? Alceria Arnavutluk mu oluyordu acaba ya? Evet. Neyse, ona bakacağız. Şuradan bakalım. Arkadaşlar siz daha iyi bilirsiniz. Alceria neresi oluyor? Biliyordum da unuttum. Alceria. Cezayir ya. Hay Allah'ım ya. Hocam az kültür ya, az bilgi ya, vallahi ya. Cezayir ya. Hocam, Cezayir'le ilgili bir anım var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Sen bana ülke söyle. Sen bana memleket, şehri söyle. Büyük ihtimal vardır yani bir hikayem. Arkadaşlar bizim Cezayir'le Türkiye dostluk maçı organize ettik. Organize eden kişi de benim. Tabii. Var. Bizde çok numaralar var. Çok numaralar var. A milli takım düzeyinde miydi? Dur bakayım, yoksa genç milli mi? Gençler kategorisinde Türkiye ile, tabii, altyapı gençler. Gençler kategorisinde Türkiye Cezayir dostluk maçı yapmışlığımız bile var arkadaşlar. Düşünün yani. Anlaşmamız şöyleydi işte. Önce biz onları misafir edeceğiz. Ankara'ya geldiler. Ondan sonra bir vakitte onlar bizi misafir edecek. Ben burada Double Fianchetto oynamayı çok seviyorum. Evet, zaman farkını açmayacağım çünkü ekleme yok. 15 artı 0. Gideriz valla. Bak Cezayirli arkadaşımız bizi alır. Neyse, biz misafir ettik onları. Elimizden geldiğince. Zaten biliyorsunuz misafirperverliği iyi olan bir milletiz. Ondan sonra onlar çok memnun kaldılar. Yani her gün onların kafile başında gelen bir yöneticileri vardı. Çok da iyi insanlar. Bu arada söyleyeyim ben size. Yani çok da iyi insanlar. Çok kibar, alçak gönüllü insanlar. Ondan sonra sürekli teşekkür ediyorlar. Çok teşekkürler, çok iyisiniz. İşte çok kibarsınız, çok ince düşünülmüş şeyler bunlar. Çok mutlulardı. Biz de böyle onların teşekkür etmesine mahcup olduk yani. Yanlış bir şey mi yapıyoruz diye. Hani o kadar teşekkür edilince ne oluyor ya, bir şey ya, bir şey yanlış yapıyoruz galiba falan diye. Ondan sonra adam aldı ha bunu. Hocam çaprazdan korkmuyor musun? Korkmayacağız. Bir dakika ya. Adam böyle açarsa. Ha yok yok, ben bunu önce de oynamıştım var canım. D4 yapıyorum ben burada. Siz de beni korkutmayın arkadaşlar. E hocam basıyor. Basıyor mu? Arkadaşlar basıyorsa koruyacağız. Koruyacağız. Tamam, koruyalım, bir şey olmaz. Rakip ateşli oynuyor. E tabii Akdeniz ülkesi değil mi? Cezayir Akdeniz ülkesi diye geçiyor değil mi arkadaşlar? O da mı yanlış? O da mı yanlış hocam? Evet, Alceria'ya Arnavutluk diyenden ne beklersin bu saatten sonra? Albeniya o. Albeniya. Allah canını almasın ya. Albeniya. Albeniya Arnavutluk. Alceria Cezayir.
Hocam basıyor. Vallahi basıyor bak, tüm gücüyle basıyor. Arkadaşlar yani bu baskıyla oradan ekmek yiyemezsin. Yani yenmemesi lazım teknik açıdan. Şimdi ben orayı fille korumak istiyorum. B2'ye mi çıkmalıyım? E3'e mi çıkmalıyım? Arzu ettiğim şey Fianchetto'dan çıkmak. Ama burada Vezir B6 hamlesini görüyorum. Vezir B6 gelecek. İleride veya şimdi file saldıracak. Ben onunla mı uğraşacağım? Ya bir de vezirle filen gelen saldırıyı mı kullanacağım? İşin bir garip tarafı da ben fili buraya geldiğim zaman onun rokunu geçici olarak engelleyebilirim. Ama D4'ü vermiş olurum. Aslında ben D4'ü tam olarak da vermiyorum. Buradan E4'ü alıyorum. Ama o da en son kaleyi alıyor. Ortalık biraz karışıyor. Ben efendi fil E3 oynayabilirim. Fil B2'yi hoşuma gitmedi. Zaman da az. Zaman da az. Ben fil B2 aslında daha güzel ama Vezir B6'ya ne yapacaksın hocam? Vezir B6'ya. Vezir B6'ya. Vezir E2 gelsem. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Fil E3 oynayalım arkadaşlar. Zamanı çok açmayacağız. Ekleme olmadığını kendime hatırlatmam lazım. Çünkü eklemesiz oynamıyorum ben. Oynamıyorum. Unutmayacağız. Unutmayacağız. Kendimizi sürekli maç esnasında uyarılarda bulunacağız. Telkinlerde bulunacağız. Hani dedim ya ben size, satranç becerinizi, gücünüzü geliştirmenin tek yolu teknik bilgiler edinmek değil dedim. Böyle gelemiyor muyuz ya? Şu atı dürtmem lazım. Aslında benim asıl niyetim kaleyi buraya bağlamak. Oluyor mu? Dur bakayım. Ben buraya gelsem, at da bunu alsa, at da alırım. Dur, olmuyor. Atı buraya geleceğiz o zaman biz. Ha, bu oluyor değil mi? Bu oluyor. Ama böyle garip bir hamle o yapmasın. Sonra buradan şartları falan var. Allah Allah. O zaman hocam sen veziri buraya gel. Sen veziri buraya gel. Bak bu olabilir. Bak bu olabilir. Veziri buraya geleyim ben, atı isteyeyim. Atı isteyeyim. Buradan mı atı isteyelim? İsteyelim, tamam isteyelim. İsteyelim. Her hamlede rakibinizin saldırı üretemediği her hamlede yapmanız gereken şey konumunuzu güçlendirmek. Adım adım. Bu sizi ikna edecek. Biraz önce kurduğum cümleyi devam ettireyim. Becerinizin gelişmesi için sadece teknik bilgi açısından yeni şeyler öğrenmeniz yeterli değil arkadaşlar. Davranışlarınızı güncellemeniz lazım. Tabii ki davranış. Çok fazla davranış güncellemeniz lazım. Bu yüzden de maç esnasında davranışınızı telkinlerle düzenlemeniz lazım. Bunu düşünmüştüm ben, korur diye. Bu hamlenin ileride F4 potansiyeli de var. Onu da unutmayalım. Ben bu kaleyi buraya çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu kaleyi buraya çekeceğim. Çekeceğim. Çünkü D dikeyi benim karşı oyun kurabileceğim bir hale de büründü. F5 sürdüğü zaman E6 karesinde bir zayıf piyon oluştu. Ve bu çaprazın hassasiyeti açıldı. Hassasiyeti arttı. Onları da not alıyorum arkadaşlar. Her hamlenin konumda ne gibi değişiklikler yaptığını, neleri değiştirdiğini not etmeniz lazım. Ve o notlarınızı unutmamanız lazım. Burada bir takip olayından da söz etmiş oluyoruz. Amatör oyuncularda bu takip zayıftır. Sizde de zayıfsa, yani geliştirmeye çalışacaksın. Geliştirmeye çalışacaksın. Güçlendirmeye çalışacaksın arkadaşlar. Evet. Hocam rakip ateşli oynuyor. Arkadaşlar böyle oynanmaz da dur bakalım. Yani bak, bu atı gelmesi, buraya basması, atla buradan buna saldırması. Abi senin burada derdin var, fili çıkamamışsın. Çaprazı açtım burada. Dur bakalım. Hocam cezalandır o zaman, cezalandır. Bak veziri buraya geleceğim. Veziri buraya geleceğim. Hem ata saldıracağım, karşı saldırı, hem de çaprazın hassasiyeti dedik ya, o çapraza yöneleceğim arkadaşlar. Bakalım haklı çıkacak mıyım? Haklı çıkmak kolay değil. Çünkü pürüzsüz, böyle dikkatli bir hamle zinciri ile devam etmen lazım. Rakibi cezalandırmak kolay değil. Hele hele böyle pozisyonel sıkıntılar üzerine yürümek kolay değil. Kolay değil ama basacağız adım adım. Ha, gel bakalım, istedin ha. Ver, ne olmuş? Vezire saldırdın. Abi vezire saldırınca ne oluyor? Ne oluyor? Vezir kaçacak yani. Devamına bakacaksın. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Devamı gelmeyen adımları niye atıyorsun demiş.
Abeş yaptı. Abeş'in de potansiyeli Adrus sürmek. Adrus süremez. Şu an ata bağlı. Benim tembel taşlarım var. Hemen bunları oyuna çıkmaya çalışacağım. Ama nereden? Ama nereden? Mesela bir tane atı buradan dürtsem mi acaba? Enteresan. Ama bak bu çaprazın hassasiyetini de benim açımdan var. Ben de bu kaleyi D dikine veya C dikine aktarayım. Dur. Ben kalemi atımı buraya geleyim. Atım buraya gelebiliyorum ben değil mi? Geleyim. Geleyim. Arkadaşlar düşündüğüm şeyi de söyleyeyim ben size. Atı buraya geleceğim. O kesecek ya. Kaleyle keseceğim. Diğer kaleyi de buraya geleceğim. Sonra da buradan D5 sürüp karşı önümü kuracağım arkadaşlar. Planım bu. Planım bu. Ben şimdi atla da atı almak istiyorum. Çünkü FE4 aldıktan sonra ben bu atı G5'i açarım. D2'yi açarım. E4'ü alırım arkadaşlar. Kökünden alırım. Kökünden. Şu an bir tempo daha kazandım. Bak bir tempo daha kazandım. Tempo üstüne tempo. Bunu da alırsa kaleyle alacağım. Zamandan da sorunumuz yok. Onu da arada hatırlatacağım. Leeds tarafında 42 kişi bizi online izliyor. Biliyorsunuz ben bu maçları farklı vakitlerde oynuyorum. Şu an canlı oynamıyorum ama sizinle sohbette canlıyım. Cap canlıyım. Çayımı demliyorum. Kendimi sizlerle beraber izliyorum. Sizlerle sohbet etmek istiyorum aynı zamanda. Vallahi mi hocam? Vallahi. Vallahi bak. Vallahi. Yok mu hocam hiç arkadaşı sohbet edecek? Ya arkadaşımız var da hayat koşuşturmacası. Ortak zamanı denk getirmek zor. E tabi yani gençlik yıllarımızda bir araya gelmek daha kolaydı. E sonra ne bileyim çoluk var, çocuk var, iş var, güç var, dert var, tasa var. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Yani yani şu ince billimizi, şu ince billimizi keyifle içebiliyorsak hocam buraya kadar düştük mü? Bak bundan daha iyisi yok. Bundan daha iyisi yok. Ben sana söyleyeyim bak. İnanılmaz ya, inanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz, yanıyor yani, yanıyor. Ben sana söyleyeyim. Yanıyor. Hepinize tavsiye ederim bak. Vallahi bak. Çayını demleyeceksin. Tamam mı? Güzel böyle ambiyans oluşturacaksın. Satranç açacaksın böyle. Sanatın icra edeceksin. Tamam mı? Karışan yok, eden yok. Hocam yok öyle bir dünya. Yaratacaksın. Evet, dünyaları baştan edeceksin. Evet. Hocam. Evet. Ne diyor şair? Dünyadan uzak diyor hocam. Dünyadan uzak. Dünyadan uzak yerlere gideceksin arkadaşlar. Hocam bize astral seyahatleri çıkartır mısın? Çıkartacağız. Astral seyahatleri de düzenleyeceğiz arkadaşlar. Yakın zamanda sizi çok değişik gezegenlere, çok değişik yolculuklara, çok derin yolculuklara çıkartacağım. Yani o seanslar üzerinde çalışıyorum merak etmeyin. Aldı. E abi ne oldu? Ha, veziri geldi. Neden geldi? Bu dikeyden kaçmak için geldi. E6'yı ufaktan bir koruma. Bir de atı korudu. A4'ü kovalıyor. Tamam kovalasın. A4 yapsa beni üzmez. Yani A4 beni üzer mi? Yo üzmez. Ama ben ne yapayım biliyor musun? Ben ne yapayım? Ben bir tane A3 yapayım. Bu atı gerisin geriye götürttüreyim. Tamam mı? Sonra da kalemi B1 ya da D1'e geleyim. Niye B1? B1'e gelirsen fili çıkamaz. Artık D1'de ihtiyacım yok. Sonra tetridim D5 sürmek. Ne diyorsun? Hocam sen uyandırma onu. Önce kale B1 gel. Uyandırma. Uyandırma Deniz'i. Şey. Pardon öyle değildi. Bulandırma Deniz'i. Uyandırma rakibinizi. Uyandırmayın rakibinizi. Evet. O sözü herkes biliyor değil mi arkadaşlar? Bakın A3'ten sonra aç C6 kaleye buraya gelirsem D5 hamlesi daha belirgin hale geliyor. Rakibi uyandırmayalım. Kaleyi böyle çekelim. O akışı o yakalasın arkadaşlar. Kaleyi böyle çekelim. Artık kaleme D'de ihtiyaç yok. Ben D'yi zorlamaya gerek yok. D'de de olsa güzel aslında. Ama bu da güzel bak. Bak kendi gitti gördün mü? Hocam D5'i patlat. Hocam patlat. D5 çok mu iyi arkadaşlar? Vallahi ben sana söyleyeyim. Kobra Murat'ı oluşturuyorum orada. Kobra Murat. İyi değil mi bu hamle? Vallahi iyi. Kaç dakika var? Dur acele etme. Bak hızlı oynuyorsun. Fena yapacağım bak fena dur. Dur bunu buraya gelsek. Ya ben bunu en kötü bir tane daha söylerim arkadaşlar. Aldığı zaman lokum spor.
Benim tüm taşlarım oyunda bak. Benim tüm taşlarım oyunda. Rakibin kaleler yatıyor. At, şey, fil konumlanamadı. Ve benim baskı noktalarım, tehditlerim oluştu. Yakari. Ne diyorlar biliyor musun arkadaşlar? Gelişimde öndeysen oyunu aç. Oyunu açmak ne demek? Merkez piyonlarını değişime sok demek. Biraz daha bakayım. Sür hocam. Sür. Hocam chat yıkılıyor. Sür, 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 sür. Sürüyorum. Sürüyorum hadi bakalım. Sürdüm. Vallahi sürdüm. Alırsa piyonla alacağım. Orada Kobra Murat'ı oluşturacağım. Kobra Murat. Tutamazsın. Sen bile tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. A4 yaptı rakip. A4 yaptı tamam. Okey. Okey. Alright. Dur şimdi. Affedersiniz pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Vezire yer bakmak lazım. Vezire yer bakalım. Veziri ben B dikide tutmak istiyorum. Buraya olan baskısından ötürü. Veziri enteresan bir şekilde buraya gelmeme kale A6 gibi garip bir hamle olabilir. O yüzden ben vezirimi şuraya gelmeyi düşünüyorum. Veziri ben buraya gelsem başıma bir iş gelir mi diye bakıyorum. Mesela atı buraya açması, vezire saldırması. Arkadaşlar ben bir de veziri buraya gelince filci be şiş istiyorum ha. Vallahi rakip. Ya kusura bakmasın ama yani böyle oynanmaz yani. Bak satrancı, bak yine hızlı oynayan birisi görüyor musunuz? Hızlı. Veziri ben buraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Atı buraya gelirse de veziri o zaman buraya geleceğim. O zaman buraya geleceğim. Yıkılacak yani. Bunu istiyorum. Onu istiyorum. Hatta ben veziri atı buraya gelince ben fille de vurabilirim aslında. Dur bakayım ben veziri buraya bir geleyim de. Şey yapabilir mi o? Kale A5. Kale A5. Kale A5 mi yapacak ya o? Kale A5. Kale A5 yapınca biz vezir nereye gideceğiz arkadaşlar? Vezir buraya gitse kale A6 oynuyor. Aa. Beraber olacak ha. Bir dakika bir dakika dur. Aa bir dakika. Vezir. Ben veziri buraya oynayayım. Ben veziri buraya oynayayım arkadaşlar. O kale A6 geldiğinde veziri buraya oynayayım. Ne diyorsun? Alırsa fil alıyorum. Ver kaleyi ver atı. Almazsa atı kaçamaz. Tamam tamam buraya geliyorum bu. En iyisi bu. En iyisi bu. En iyisi bu. En iyisi bu. Gel 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 gel. Bak araya araya bulacaksın. Araya araya bulacaksın. Araya araya. Evet araya araya. Size bir söz söyleyeyim. Satranç ustasının özelliklerinden biri. Kolay beğenmez. Kolay beğenmez. Bak altın kasede böyle alevli meyve tabağı koy. Bir bakar yani daha iyisi olabilir mi diye. Ondan iyisi hocam yani lütfen limitleri zorlamayalım. Evet. Gerçekten bak. Gerçekten bak bazı not alıyor. Hani arada şakalarımız, hikayelerimiz oluyor ama arada çok önemli dipnotlar veriyorum. Bunları yakalayanlar ve bunları uygulayanlar bana da yazıyor. Hocam senin sayende işte satrancı 1000 düzeyinde oynuyordum. Artık işte 1400 seviyesine çıktım diyor. Yani biz de inanıyoruz tabii yani inanacağız mecburen. Ama şöyle yazan da var. Hocam seni izlemeden önce 1400 seviyesinde oynuyordum. Seni izlemeye başladım 1200'e düş. Şimdi yani gerilediysen yani orada problemin nerede olduğunu mutlaka anlamışsınızdır. Ya problem bende olacak hali yok. Ben garibim ben burada satranç konuşuyorum. Ama şu tabloya bakın Cezayirli arkadaşımız. Yani üzgünüm. Üzgünüm. Yani açılışta saldırı ofansif hamleler verdin. Ofansif kararlar verdin. Atlarınla bir böyle gittin bir böyle gittin. Bir sürü hamle kaybettin. Zaten siyahlarla oynuyorsun. Hamle kaybetme lüksün yok. Yani böyle patlatırlar. Bak benim taşlarıma. Arkadaşlar sizden bir de şöyle bir soru geliyor. Hocam siz şaha saldırmıyorsunuz. Mesela bak şu an biz merkezden yükleniyoruz. Vezir kanına yükleniyoruz. Bu bazınızı şaşırtıyor. Hocam şaha niye saldırmıyorsunuz? Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Şaha saldırabilmek için orada bir zayıflık, bir hedef oluşması gerekiyor. Bizim şu an üstünlüğümüz işte merkez dikini açmak, bey dikinden baskı yaratmak olduğu için o tarafta oynayacağız. Her şey şaha saldırı değil. Merak etmeyin siz buradan taş öne geçtiğiniz zaman da oyun bitecek zaten. Bitecek. Ya taş öne geçmek demek dengelerin büyük oranda bozulması demek. Ondan sonrası kolay.
Yapma bana olay. Ne yaptı? Şiş var, kebap var. Dur bakayım, dur. O da buradan çatal istiyormuş. Mesaj da geldi, dur. Şimdi dur, ne yapacağız? Bu atı keseceğiz o zaman. Bu at bizim canımı sıkacak. Bu atı kestiğimizde o fille kesecek değil mi? Evet, fille kesecek hocam. Sen fili buraya geldiğinde şiş yiyecek. Allah Allah ya. Ama dur, şişten şöyle kurtulabiliyor mu? Şiş, ben buraya geldim ya, böyle geliyor mesela. Böyle geliyormuş. Abi adam şişten nasıl kurtuldu ya? Hocam, ne şiş yandı, ne kebap hocam. Dur bakayım. Ben direkt böyle gelsem ne oluyor dedik arkadaşlar. Ben direkt böyle... Tamam, bir sorun yok. Alıyorum. Alınca ben kaleyi şimdi şey yaptım. Sohbete dalınca bazı şeyleri kaçırıyorum. Tamam mı? Bak alıyorum. Alacak. Fili buraya geldim. Vezire saldırdım. Vezir nereye giderse gitsin kaleyi alacağım ben. Kalete önde kalacağım. Konumda da öndeyim. Çiçek gibi. Veziri buraya gelirse de alabiliyorum. Çünkü veziri koruyan kalem var. Bir sorun yok. Atı alıyorum. Fili geliyorum arkadaşlar böyle. Çiçek. Çiçek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? 5 dakikamız kaldı. Ekleme yok. Ekleme yok. Dikkat edeceğiz. Bak yine kendimi hatırlatıyorum. Hatırlatmazsam gider. Gider. Amatörlük yıllarında çok şey hatırlatıyordum ben kendime. Sakin ol. Sakin ol. Sonucu düşünme. Tamam, sonucu düşünme. Evet. Duygularını harekete geçirme. Hızlı karar verme. Asla hızlı karar verme. Asla. Bak asla kelimesi çok önemli orada. Önünde iki hamlelik mat bile görsen asla kelimesine saygı duyacaksın. Asla hızlı oynamayacaksın. Sakin ol. Kaçmıyor o. O iki hamlelik mat kaçmıyor. Sakin ol. Tekrar bak. Tekrar bak. Hatta biz bazen net bir kazanç gördüğümüzde, bak bunu da unutmayın, bu davranışları ancak gözlemleyerek görebilir, öğrenebilirsiniz. Kitaplarda yazmaz. Mesela kesin bir kazanç. Kesin, ya yani artık kontrollerimizi yaptık, kesin. Kazanıyoruz. Hocam karşı saldırı yaptı. F4 mü yapacaksın sen? Abi bu bayıldı ya. Bu darbuka falan yok mu arkadaşlar yani, bir arabesk? Ha? F4 yaptık, terk edecek F4'ü. Oo, bak mesela kesin kazanç. Bak kesin kazanç değil mi? Hemen oynamayız. Kontrolümüzü de yapalım şöyle biraz. Ufaktan kontrol yapalım. Tamam. Kontrolümü de yaptım arkadaşlar. Kesin kazanç. Tamam mı? Ne yapacağım biliyor musun? Tahta ile olan göz ilişkimi, keseriz. Ve genelde uzakta tavanda bir köşeye bakarız. 5-10 saniye. Bu başka durumlarda da uygulanan bir yöntem. 5-10 saniye gözümüzü tahta ile ilişkisini keseriz. Sonra tekrar bakarız. Biz buna taze bakış diyoruz. Fresh look. Okay. Okay, you know. Arkadaşlar F4. Bundan iyisi Serenhisar leblebisi. Vallahi leblebi yiye yiye bitirdim ha, ben size söyleyeyim. Son pakete geçtik. Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Bunu süreceğiz. Buraya vurmasından da bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. O en iyi burada şunu oynuyor. Abi yapma gözünü seveyim. Vallahi ya. Vallahi yani güzel bir oyun oynayacağız dedik yani. Vallahi ya. Dur 3 dakikamız var. Zamanı mı oynuyor? Bunu mu geleceğiz kaleye saldırdı diye? Yo, böyle gelsek şart çekiyor. Dur. Böyle gel hocam. Böyle gel sen. Böyle gel. Böyle gel, sonra bunu da götür. Götür beni gittiğin yere. Al bunu da geliyorum. Bir şey var mı arkadaşlar? Korumasız bir taşımıza saldırabiliyor mu? Karşı oyun kuramıyor. Gel abi buraya. Gel. Gel. Yani buna da saldıramaz buradan. Tamam. Sonra bunu da alacağım. 7 mahalleyi alacağım arkadaşlar. Götüreceğim. Götüreceğim. Götür beni gittiğin yere diyeceğim. Arkadaş hocam 2126, biz bu seviyeleri göremiyoruz diyenleriniz olabilir. Ya bu seviyelerde bu kadar kolay galibiyet geliyor mu? Arkadaşlar siz sistematik davranırsanız. Bakın bir ustanın olayı bu zaten. Sistematik hareket ediyor. Götür hocam, götür 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 götür. Sistematik hareket ediyor. Dingin. Dingin oynuyor. Anlatabildim mi? Ya budur zaten. Yoksa kaç taş var? 16 taş değil mi? 16 tane taşım var. Eksik saymadık değil mi? Dur sayayım. 64 kare var. Yani burada ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Derinliği var. Derinliği var. Derin suda dalacaksın. Ama disiplinli olacaksın. Prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalacaksın.
sistematik davranacaksın. Bunu ben size tarif ettim. Mesela dur şunu bir alalım da arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu oyunu şey yapalım da. Şimdi konumu küçümsemeden. Mesela bir tane şat çekeyim ben buradan. Şat çekeyim mesela süreyim. Tabii canım şat çek sür. Şat çek sür. Yani şat çek çek sür. De bir tane şat çekeyim şuradan. Çekeyim bir tane şuradan şat. Dipten şat çek açmaz da yap buradan. Tamam dur 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 dur. Dur. Bunu alayım ben. Bunu alayım. O zaten filli alamıyor değil mi? Filli alamaz. Buraya vururum ben. Dur. Filli alamaz zaten. Bu boşta canım. Ne oraya vuracağız? Ben bunu alıyorum o zaman arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Değil mi? Alabiliyoruz değil mi? Al 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 al. Hocam 2 dakikan kaldı. Ekleme yok. Hatırlatalım. Arkadaşlar bak 1. Her hamlede. Bunu alamıyor muyum ben? Alıyorum canım çiçek. Çiçek değil mi? Çiçek. Aldığı zaman kaleye şat çekerim. Kaleye şat çekerim. Gerekirse şeyi almam. Tamam bunu da alıyoruz arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Al al al. Götür hocam. Götür 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 götür. Götür hepsini götür. Hepsini götür. Hepsini götür. Hepsini götür. Hepsini götür. Bir. Her hamlede, rakibin her hamlesinde 2 soru soracaksın. Bir. Neyi amaçlıyor? Ne amaçlıyor? Bir amacı vardır illaki. Adam 40 tane hamle arasından onu seçmiş yani. İyi veya kötü bir amacı vardır. Çalışır veya çalışmaz bir niyeti vardır. Peşinden koştuğu, kovaladığı bir şeyler illaki vardır. İki. O mat olacak o zaman. Mat olacak. Hocam eller havada. Hocam eller havada. Eller havada mı hocam? Hocam eller havada. Cezayir ayakta. Cezayir ayakta. İşte bu. Ayakta uyuturum. Ayakta. Arkadaşlar 30 hamlede bitti. 30 hamlede finito. 30 hamlede finito. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Hemen maçın analizine geçelim. Yani hocam zevk verdi mi? Vallahi bilmiyorum yani sanatımı tam anlamıyla icra edemedim ama bazı prensiplerin nasıl işlediğini sizlere belki de tarif edebildim. Durun arkadaşlar buradan barı da açalım. Bar niye açılmadı? Dur bakayım açılacak inşallah. Ha açıldı açıldı açıldı. Siz barı görebiliyor musunuz? Tamam siz de barı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Bakalım arkadaşımız ne yaptı? Sohbette yıkılıyor Lichess tarafında. Bir çek işte bu yüklen yüklen kaçaman kurtulaman. Bu oyunu kim icat etti azizim diye yazmış. Kim yazmış? Kim yazmış? Cihat Bey yazmış unutmam asla unutmam Cihat Bey. Evet bu oyunu kim icat etti azizim demiş. Vallahi kim icat ettiyse beni bulsun ya. Vallahi hayatımın odak noktası haline geldi. Hayattan hep neşe, keyif, haz alasım, küçük şeylerle mutlu olmanın, mutluluğun uzaklarda değil kendi içimizde, benliğimizde saklı olduğunu. Değil mi? Hocam çok derinlere dalma maça geç. Anlatalım. Arkadaşlar retimizi yaptık. Cezayirli arkadaşımız. Bakın şimdi burada hemen. Bak şimdi bak bak. İzleyin bak. Bak at E4'de Stockfish ne diyor? Yapma diyor. Yapma diyor. Açılışta taş kazancı peşinde koşma diyor. Sabırlı oyna diyor. Satranç böyle bir konsept değil diyor. Mübarek diyor. Mübarek diyor. Yani nereye gidiyorsun? Bu çaprazdan ne alacaksın? Adam yıllarını vermiş. Karşındaki adam yıllarını vermiş bu oyuna. Sence böyle bir şey olabilir mi yani? Tövbe bismillah diyor. Neyse. Rock yapacaksın diyor. Paşalar gibi rock yapacaksın diyor. Neyse. Atı geldi. Biz de merkezi aldık ve çaprazı kapattık haliyle. Ondan sonra C5 yaptık. Yaptı o. Buraya basıyor. Hani illa oraya kaşıyacak. Kaşı. Al E3. İbreyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İbre bizden yana. C4. Aldık aldı. Atla geldi bastı. Ben fille buradan korudum. Çünkü buraya gelirsem dedim. Vezir B6 gelebilir dedim. Yani bu can sıkıcı bir hamle. Hamlenizi asla yalnız bırakmayacaksın bak. Bu da konsept anlatıyordum mu biraz önce disiplin. Onlardan biri. Hamleni yalnız bırakmayacaksın. O zaman illüzyon. İllüzyon yanılgı. Yanılgı içinde bulursun kendini. Rock. Vezir D3 geldik. Neden Vezir D3 geldim arkadaşlar? Çünkü bu atı oyuna girmek ilgili sıkıntım var. Buraya gelemiyorum. Buraya gelmek istemiyorum. Ben buraya gelirsem bunlara falan çakıyordu galiba. Şakari var mıydı orada? Aslında bunu buraya... Pardon bunu buraya gelseydi at C3'lerden huylanmıştım. Çünkü at sonra buraya gelip şat çekiyor. Ben mesela vezirle buradan saldırırsam şat çekecek bunu alacak falan. O yüzden dedim ki vezir C2 gelemiyoruz. D4 boşta kalıyor. Bunu yaptık dedik. F5 yaptı atı korudu. F5 yapmak
aslında ciddi bir karar. Onu söyleyeyim. Bak diyor ki Stockfish kalede bir gelme diyor. Atı gel diyor buraya. Atı çık diyor. Ben kalede biri geldim. Hemen de şüpheli hamle koymuş ya bizimkine. Neden şüpheli hamle? E5 varmış. Yakari. Yakari varmış burada hocam. Çaprazı yakıyor. Aa. Tamam. Bunları analiz etmek lazım işte derinlemesine. Biz burada biraz hızlı analizler yapıyoruz. O ne yaptı? At B4 double question mark. Çünkü iyi bir hamle kaçırdığın zaman Stockfish double question mark koyuyor. Ya beni dinleyeceksin diyor ya da böyle ben diyor makineyim diyor oraya çakarım diyor iki tane soru işareti. Neyse biz hep bir 3 geldik. Bak atı geri gitmesi lazımmış peşinden. O A5 yaptı iyice zaman kaybediyor. Kaybet. Ben ne yaptım? Bak atımı çıkıyorum. Atımı çıktım şimdi buraya alacağım. Sonra atla buraya veya buraya gidip bunu alacağım. Şu daha doğru çünkü kalenin yolu kapanmaması lazım burada. O da bunu aldı. Hop kalem güçlendi. Çiftlemeye yer açıldı. Vezir eğdi geldi. Bunu buraya gelme niyetim vardı. Sonra dedim ki zaten vezir buradan gitti. D2'ye değil B2'nden de bas kurmak gerekir dedim. Bak onun B5 falan yapması lazım. Zor hamleler. İbre'yi görüyorsunuz. Oo açtı gitti İbre. Bundan sonra patladı zaten. Çünkü ben prensipleri takip ediyorum. Gelişimde öndeysen ben şu an gelişim üstünlüğüne sahibim. Oyunu açacaksın. Bağrını açacaksın. A4'de de veziri buraya geldik döküldü. Döküldü. At E5. Bundan sonrası arkadaşlar yalan. Bundan sonrası yalan yani. Böyle alıyoruz işte böyle. Bundan sonrası hikaye. Yalnız ben bir şey kaçırmışım ha. Ha onunki double question bir şey kaçırmamışız. Tamam. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar her maçın tonu farklı. Her maçın tonu farklı. Hikayesi farklı. Siz özenerek oynayın. Bak iki şeye bakacaksın. Rakibin hamlesinde amaç arayacaksın. Bir de bir fırsat doğdu mu diye bakacaksın. Ama notlarını iyi alacaksın bak. Notlarını iyi alacaksın, unutmayacaksın. Bu bir. İkincisi, rakibinizin bu iki sorusuna da hayır cevabı geldiyse, yani bir tehlikesi yok, bir fire de vermedi, bir açık da vermedi, o zaman özgürsün. Özgürsen ne yapacağım biliyor musun? Tembel taşına yatırım yapacağım. Evet, atını daha iyi bir yere, kaleni daha iyi bir yere, filine daha iyi bir çapraz. Adım adım, bu seni ikna edecek. Adım adım daha iyiye gideceğiz. Geleceğe bakacağız. Bizim işimiz gelecekle. Gelecekle. Adım adım ama. Adım adım. Gelecekle. Anlatabildim mi? Ve işte bu prensipleri de şey yapacağız. İşte erkenden saldırmayacaksın. Gelişime sıkı sıkıya bağlı kalacaksın. Rokunu yapmadan saldırı planı kurmayacaksın. Merkezi piyonsuz, hocanın like'sız bırakmayacaksın. Arkadaşlar umarım sizlerin de keyif aldığı bir oyun olmuştur. Beğeni bir yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Evet, cuma gecesini şimdiden iple çekiyorum. Ve belki de size bir sürpriz ayarlamaya çalışacağım. Bakalım, çok da dillendirmeyelim canım. Olmaz sonra ayıp olur. Evet arkadaşlar, sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Gününüz güzel geçsin. Selametle, hoşça kalın. İşte bu. İşte bu. Cezayir ayakta, yıkılıyor. Geçiyor tüm teselliler yalan. Ben büyütmek istesem de onlar küçük kalmak ister. Gözümde imdat, İhtimal daha. Gel beni kurtar. Bu kadar. Zor olsa da şartlar. Sabrım gerilir pop.